Windows 11 çıktı ve biz de yavaş yavaş sistemlerimizi Windows 11'e geçirmeye başladık. Öyle ki test ettiğimiz sistemleri dahi artık Windows 11 ile test etmeye özen gösteriyoruz. Zira sevilen bir işletim sistemi oldu. Siz de bunu kullanacaksınız ve bu bağlamda Windows 11'de oyunlar nasıl bir performans gösteriyor merak ediyorsunuz. Ya da satın alacağınız bilgisayar Windows 11 ile tam uyumlu mu? Bu da bilmeniz gereken konulardan bir tanesi. Bugün masamda Game Garage'ın H510 sistemi var. H510 ismini daha önce Çağan'ın incelediği NZXT'nin H510 kasasından alıyor. Kasanın farklı renk seçenekleri mevcut. Bizim incelemesini yaptığımız model ise kırmızı ve siyah renkte. Yekpare bir blok gibi duruyor kasamız ve sol tarafında temperli cam mevcut. Bu camın içerisinden kasanın içerisindeki güzel RGB aydınlatmayı görüyoruz ki ekran kartımızın üzerindeki peteksi yapı gerçekten hoş gözüküyor. Birazdan performansına da yakından bakacağız. Kasanın özelliklerine baktığımızda önde 2 adet USB portu olduğunu görüyoruz. Bu portlardan bir tanesi tip A USB 3.0, diğeri ise tip C portu. Tip C portu aslında daha hızlı bir port fakat anakartın üzerinde bu portu bağlayacak bir yer olmadığından dolayı tip C portu çalışmıyor. Burada bir de combo ses yuvası görüyoruz. Yani TRSS bağlantılı kulaklıklar bağlanabiliyor. Fakat kulaklığınızın ses kabloları ayrı ise bunu da dert etmenize gerek yok. Zira kasa ile birlikte bir ayrıcı kablo geliyor. Kasanın içine baktığımızda NZXT'nin Kraken M22 soğutucusunu görüyoruz. 120 mm'lik bu sıvı soğutucu Ryzen 5 5600X işlemcinin soğutulmasından sorumlu. Ek olarak yine kasanın üzerinde 120 mm boyutunda bir adet egzoz fan mevcut. Fakat kasanın önünde herhangi bir fan olmadığını belirtelim. Tabii ki en çok merak edilen konu RTX 3060 Ti ekran kartının oyun performansı. Bugün epey bir oyunu farklı çözünürlüklerde test ettik. İsterseniz yolculuğumuza başlayalım. Fakat öncesinde tekrar hatırlatalım. Sisteme Windows 11 kurduk ve oyunları da Windows 11 ile test ettik. Apex Legends ile testlerimize başlıyoruz. 1440p Very High ayarlarda minimum 91, ortalama 132, maksimum 145 FPS elde ediyoruz. Test esnasında ekran kartımız 72 derecede çalışırken işlemcimiz en fazla 81 dereceye çıkıyor, ortalama ise 70 derecede çalışıyor. Assassin's Creed Valhalla ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p Ultra High ayarlarda minimum 37, ortalama 73, maksimum 139 FPS'ye ulaşıyoruz. 1440p Ultra High ayarlarda ise minimum 38, ortalama 58, maksimum 107 FPS'yi görüyoruz. Yine sevdiğim bir oyun olduğu için testlere Diablo 3'ü de dahil ettim. Fakat 4K ve en yüksek ayarlarda çalıştırıyorum. Minimum 83, ortalama 140, maksimum 182 FPS elde ediyoruz. Forza Horizon 4 ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p Ultra ayarlarda minimum 126, ortalama 152, maksimum ise 181 FPS'yi görüyoruz. %1 FPS 105, %1 FPS ise 54. Oyunu 1440p Ultra ayarlarda çalıştırdığımızda ise minimum 115, ortalama 138, maksimumda ise 164 FPS'yi görüyoruz. Peki bu sistem Forza Horizon 4'ü 4K Ultra ayarlarda oynatabilir mi? Evet, hem de rahatlıkla oynatıyor. Minimum 82, ortalama 95, maksimum 110 FPS'yi elde ediyoruz. Ve test esnasında ekran kartımız en fazla 72, işlemcimiz de ortalama 72 derecede çalışıyor. Mount & Blade'deki Bannerlord ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p Very High ayarlarda minimum 6, ortalama 184, maksimum 264 FPS elde ediyoruz. Bu oyunun testinde bir hata var ve bu yüzden minimum FPS 6 çıkıyor. Testi ilk çalıştırdığınızda bir doku paketi yüklemesi veya yüklenen bir doku paketinin çözümlenmesi esnasında FPS nedense 6'ya düşüyor. Testi tekrar çalıştırdığımızda bu sorunun ortadan kalktığını göreceksiniz. 1440p Very High ayarlarda minimum 46, ortalama 128, maksimum 159 FPS elde ediyoruz. Yani Mount & Blade 2 Bannerlord'u oynarken hiçbir sorun yok. Fakat oyunun içerisindeki benchmark'ta bir bug var ve bu bug yüzünden ilk testte minimum FPS düşük çıkıyor. Kendilerine çok fazla hata bildiriminde bulundum. Bunu da bir ara iletmem gerekiyor artık çözülmesi için. Şimdi yepyeni bir dünyanın kapılarını açıyoruz. Amazon'un yeni oyunu New World ile test ediyoruz. Ama öncesinde sıraya girmemiz gerek. Sıramıza girelim ve beklemeye başlayalım. Ve 40 dakikanın sonunda nihayet sıramız geldi. 1080p Very High ayarlarda New World'u minimum 98,
Ortalama 131, maksimum 173 FPS ile NeveVolt'u rahatlıkla kaldırabiliyor sistem. Bu oyun ilk çıktığında ekran kartlarını yakıyordu. Neyse ki test esnasında ekran kartımızda herhangi bir yanma veya bir sorun oluşmadı açıkçası. Öte yandan işlemcimiz biraz daha yüksek bir sıcaklıkta çalıştı. Ortalama 75 derece değerini gördük. %1 FPS 92, 1000'de 1 FPS de 74'tü. Yani oyunda herhangi bir FPS düşüşü de yaşamadık. Red Dead Redemption 2 ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p ultra ayarlarda, DLSS ayarda kalitede minimum 34, ortalama 92, maksimum 121 FPS elde ediyoruz. 1440p ultra ayarlarda ise minimum 30, ortalama 75, maksimum 106 FPS'ye ulaşıyoruz. Peki bu sistem RDR2 4K ultra ayarlarda çalıştırabilir mi? Evet, hem de gayet rahatlıkla çalıştırıyor. Bu nasıl oluyor peki? Oyuna gelen DLSS güncellemesi sayesinde. RTX 3060 Ti sayesinde devreye alabildiğimiz DLSS ayarı kalite modundayken bize 4K ultra ayarlarda minimum 30, ortalama 51, maksimum 63 FPS sunuyor. Test esnasında ekran kartımız 72 derecede, işlemcimiz de ortalama 70 derecede çalışıyor. World of Tanks Encore ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p minimum ayarlarda minimum 172, ortalama 285, maksimum 744 FPS'ye ulaşıyoruz. 1080p ultra ayarlarda ise minimum 110, ortalama 169, maksimum 488 FPS elde ediyoruz. World of Tanks Encore'u 1440p ultra ayarlarda çalıştırdığımızda ise minimum 71, ortalama 108, maksimumda ise 340 FPS'ye ulaşıyoruz. Sisteme bir de kararlılık testi yaptık. Yarım saat boyunca işlemci ve RAM'leri yük altında test ettik. İşlemci test esnasında en fazla 67 dereceye çıktı ve sistemde en ufak bir sorun gözlemlemedik. Sistemin yükte ve boştaki gürültü değerlerini de test ettik. Boşta 36 desibel ile sessiz çalıştığını söyleyebiliriz. Yükte ise 39 desibel ile yine kabul edebilir seviyede bir gürültü vardı. Game Garage sisteme Kingston'ın A2000 NVMe SSD'sini koymuş. 500 GB kapasiteli bu SSD'yi de test ettik. 2022 MB saniye RGB okuma ve 2013 MB saniyede RGB yazma hızına ulaştık. Evet, bütün testler bu kadardı. Sıra geldi artılar ve eksilere. Sistem 1080p, 1440p ve 4K çözünürlükte ultra ayarlarda oyunları rahatlıkla oynatabiliyor. Evet, RDR2'yi 4K ultra ayarlarda 50 FPS'de oynatmak gerçekten başarılı bir değer. Bunu net bir şekilde söylemek mümkün. Ekran kartı 72 derecenin üstüne çıkmadı. Bu da beğenimizi kazanan noktalardan bir tanesi oldu. Şık ve kaliteli temperli camlı bir kasa ile geliyor sistem. Bu da bir başka artı. PCI Express 4.0 desteği var. İleriye dönük hem ekran kartı tarafında hem de SSD tarafında bu bizim için bir avantaj. Ve Windows 11 ile tam uyumlu. Şimdi çoğu modern sistem Windows 11 ile uyumlu. Bu nasıl bir artı olabilir diye sorabilirsiniz. Şöyle izah edeyim. Bazı ucuz anakartlarda Yonga setinin TPM desteği olmasına rağmen anakart üreticisi BIOS'a TPM ayarını dahi koymamış olabiliyor. Teknopat Sosyal'de bu tür sorunları gördük. Bu bağlamda anakart üreticilerinin BIOS'u kısıtlamaması ve bütün ayarları koyması önemli. Buradaki örnek TPM desteğinin de üstüne çıkıyor. Asus'un bu anakart için çıkardığı BIOS doğrudan TPM'i devreye alıyor. Bu sayede BIOS sıfırladığınızda Windows 11 uyumluluğunu kaybetmiyorsunuz. Sistem Windows 11'i sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor. Peki eksiler neler? Açıkçası önde bir tane fan olmasını beklerdik. Bu işlemci sıcaklıklarını biraz daha düşürebilirdi. Mevcut sıcaklıklar bir sorun teşkil etmiyor ama neden daha da düşük olmasın? Bir başka eksimiz ekran kartındaki hafif coil vine. Rahatsız edici seviyede değil ama yine de belirtelim. Ve son olarak öndeki USB-C portu maalesef çalışmıyor. Bu da kasanın eksilerinden bir tanesi. Sonuç olarak bir değerlendirme yapmak gerekiyorsa sistemin tasarımı güzel, kablolaması ve işçiliği güzel ve performansı gayet yerinde. Windows 11 altında çalıştıramadığı oyun olmadı ve bunları 1440p ve 4K'da rahat bir şekilde çalıştırmayı başardı. Sizlerle birlikte Game Garage'ın H510 sistemini inceledik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.